Fail. Fail. The gates of Sesheron have stood for eons beyond remembrance. Seşeron'un kapıları kapalı. Ya şimdi onları kırmayacaksın. Şeytanlarını bizim topraklarımızdan uzaklaştır. Biz ışığın tarafındayız. Ve Mount Ariat'a ulaşman engellenecek. Ve aradığın senin olmayacak. Yeter. I shall take your position into consideration. Söylediklerini bir düşüneceğim. Well, it seems your terms. Görünüşe bakılırsa teklifin kabul edilebilir değil. Tekrar merhaba Kadim Oyuncuları, nasılsınız? Ben Anton Apamir ve sizlerle Diablo 2 serimizin artık son aktına, 5. akta geçtik. Lord of Destruction genişleme paketiyle birlikte yolumuza devam ediyor olacağız arkadaşlar. Bütün seri boyunca yaptığımız güzel bir şey vardı. Bütün aktları oynadık, aradaki küçük hikayeleri anlattık ve her akt geçişinde de elimizde bulunan bütün sinematikleri de sizlerle birlikte izleyerek olabildiğince böyle size anlatmaya, işte kendi heyecanımı paylaşmaya çalıştım. Umuyorum keyifli geçmiştir. Umuyorum keyfiniz yerindedir ve bunca geçen süre zarfında videoları izlediğiniz, yaptığınız yorumlar
beğenileriniz ve paylaşımınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Özellikle arada böyle hem işte Instagram, Twitter vesaire gibi sosyal medyadan buna ulaşıp işte abi böyle bir karakter yapıyorum, buna ne koyayım, hangi silah alayım, işte burada şöyle bir şey karşıma çıktı, burayı nasıl geçireyim gibi özel sorularınız için de çok sağ olun. En azından güzel bir şey yapmış hissettiriyor. Tekrar teşekkür etmek istedim her birinize. Ve 5. akta geldik. 5. akta geldik. Harrogate'deyiz. Bir barbar kasabasına geldik arkadaşlar. Bu barbar kasabası Mount Areat dedikleri büyük bir dağın eteklerine kurulmuş. Ona yakın bir yerde. Ve şöyle bir durum söz konusu. Bir dünya taşı var arkadaşlar. Bütün bu yaratılışından itibaren Sanctuary'nin var olan. Baal bildiğiniz yıkımın efendisi arkadaşlar. Yani Lord of Destruction'a geçiyor. Ve bütün bu Sanctuary evini yıkmak istiyor aslında. Bir zamanda bunları cehennemden kovan diğer küçük şeytanlara karşılık buranın sürüldüğü bir, burada hapis oldukları için buradan burayı yok ederek gitmek istiyorlar. Tabii ki daha detaylı hikayelerimiz olacak. Daha ilerleyen bölümlerimizde de bunları anlatıyor olacağız. Ve şimdi Harrogate'da artık bakalım başımıza neler gelecek. Bunları görmek için sabırsızlanıyorum. Deckard, bize söyleyecek bir şeyin var mı? Bu burayı hiç dokunmam bir şekilde bulmaya inanamıyorum. Harika. Normalde Baal'ın geçtiği bütün yollar paramparça yok olmuş durumda. Bu barbarlar gerçekten böyle efsanevi Mount Areat savaşçıları ve koruyucuları ve onurlu ve böyle yürekli insanlar. Böyle sıcak sıcak bekleme yabancılara karşı birazcık uzaklar. Belki onların güvenini kazanabiliriz. Etrafta bununla ilgili yardımcı olacağım. Eğer bir şey bulursam da seninle paylaşacağım diyerek bizi artık hazırladı. Larzuk. Larzuk buranın tamircisi anlaşılan. Okey, süper. Şu an kullandığım Gorefoot unique item'ını kullanmaya devam ediyor olacağım. Şu geriden gelen birkaç tane eski eşyamız vardı. Çok güzel. Yani şu müthiş bir barbar baltası. Yani bunu gerçekten multiplayer'da birlikte oynayacağımız bir güne saklamak istiyorum. Çünkü level 19 olmuş bir karakterin elinde bir tane böyle bir balta olduğunda inanamazsınız. Yani bütün resistance'ını 20 falan veriyor. Müthiş gerçekten. Bu Magic Find'lı, yani bizim daha iyi, daha fazla Magical Item bulma şansımı arttıran ayaktan artık kopuyorum. Çünkü ihtiyacım yok gerçekten. Aynı şekilde elimde tuttuğum bir kılıç daha vardı. Soulflay. Yani bir eline böyle iki elli bir kılıç, bir eline de böyle iki elli bir balta alıp barbarı hiç hayal edemiyorum yani. Müthiş bir görüntü. Bu Magic Find Set için kullanmak için ayırdığım bir eşyaydı. Ama sanırım şimdilik bunlar kalabilir. Bir horacık küpü boşaltıp hani bu bölümün başında bir çanta hazırlığını yapalım. İki tane şey var yapmak istediğim. Bunların bir tanesi bir Whirlwind böyle ya da Magic Leap Barbarian ya da bir tane Hammerdin yapacağım. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Özellikle istediğiniz bir şey varsa. Tip, karakter, hero, kahraman bir şey varsa onları yapmaya çalışmak istiyorum açıkçası. Bunu tamam. Şu artık küçük şeylerin hepsini, float olanların hepsini atacağım. Aynı şekilde bu kafatasını da atacağım. Çünkü zaten flawless bir kafatasım var. Üst seviye elimde bayağı bir gem birikmiş durumda. Bunları değerlendirmem lazım. Aynı şekilde 3 tane ralım var. Hatta 4 tane ralım olmuş. Bu ralları da birleşebilirim. Daha ileride yapacağımız bir rune word için kenarda elimizde durmasın. Avantajını olacağını düşünüyorum en azından. Bakalım başka üçleyebileceğimiz rune words'umuz var mı? Sanırım görünürde yok gibi şu an. Ya da var mı? Yok, hayır yok. Okey. Ürünlerimizi bir kısmını burada biriktireceğim. Bu arada dikkatli olmam lazım. Yanlışlıkla helmin üzerine takarsam ismi değişik. Çünkü bunu saklıyor olmamın bir sebebi var arkadaşlar. Benim de zamanında çok merak ettiğim. Zaten sarı ve iki soketli olan bir eşyanın üzerine ya da yüksek özelliği olan bir eşyanın üzerine Runeverse yaptığınızda ne oluyor ya da yapabiliyor muyuz? Buna ilgili ufak bir araştırma yapmak istiyorum. Bu yüzden tutuyorum bunu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu oyun birazcık böyle sizin deneme yanılmalarınıza da müsaade eden, arka tarafında çok farklı güzel mekanikler barındıran bir oyun. Okey, şimdi bunları çantamıza taşıyabiliriz. Zaten birazdan bunu değerlendireceğiz. Çünkü level 28 olursam hemen bunları elime takacağım. Extra life ve defense beni şu an inanılmaz kurtarıyor olacak. Hazır Diablo'yu da taze yenmişken böyle
Mutlu Mesut. Yolumuza devam edebiliriz. Burada kimler var? Burada Mala. Haragot'a hoş geldin. Mount Arayat'taki düzenin son karesi. Doğru yere geldin. Eğer bağlı yıkımın efendisini yenmek istiyorsan. Hop. Ah. Yanlış bir şeye basmak zorunda kaldım. Okay. Bunları ayrıca gireceğim o zaman. Arada böyle şeyler yapıyorum. Tatsızlıklar yapıyorum. Kusura bakmayınız please arkadaşlar. Kuelkek. Haragot'un askeri kuvvetlerinin başındayım. Bir savaşçı görüntüm var. Ekstra birini istiyorsan buraya gelebilirsin. Evet. Ama fazla eğer kendini öldürürsen daha fazlasını bekleme. Bir hastalık gibi topraklarımıza yayıldı Beyal. Bir tane koruyucu bir büyü vardı ve bu bizi bir şekilde buradan şey yapıyor. Yıkıldı ama siege'ine dayanamıyor Beyal'ın siege'ine. Mountain Pass'ta bir sürü kapanı kısılmış kişiler var. Ama biz bunu yenilmeyeceğiz ve bunun sonuna kadar savaşacağız. Ve bu dağı kurtaracağız. Okey. Tabii ki bütün kasabayı halkıyla tanışmamız da gerekiyor beraberinde. Merhaba. Bu kuşatma her şeyi kısalttı ama aptalları değil. Niye buraya geldin yabancı? Sen düşen ölen kahramanlarımızın bedenlerini soyacak olan bir akbaba mısın? Dağ bizim, biz onu koruyacağız. Okay. Kimse bize şu an güvenmiyor anlaşılan. Bu olay bunun üzerine kuruldu. Okay. Madem öyle biz de ona göre davranırız. Artık buralardan çıkma vaktimiz sanırım geldi. Hayır, gidelim ve ilk görevimizi alalım istiyorum da ilk görevimizi alamadık galiba. Ya da ilk görevimiz yolda mı açılacak acaba? Onu da çok hatırlamıyorum. Malala konuştum. Ya da konuşmam gereken bir kişi daha var mıydı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Özellikle herkese iki kere konuşuyorum o yüzden. Çünkü sonra görevler açılmıyor gibi bir görüntü yaratıyor. Gene şöyle kısa bir tur atma. Heh, evet. Eğer Baal'ı yenmek için buradaysan bunu kanıtlaman gerekiyor. Haragot, Baal'ın şeytanları tarafından yükseltme altında ve katapultlar var. Böyle mancılıklar var. Travels up the sacred mountain, having left in charge here one of his most vicious generals. Overseer adında bir tane bir generalini burada bıraktı. Kendi yaratıklarını savaşa sürüyor. Eğer kendini kanıtlamak istiyorsan, Shank'i durdur ve kuşatmayı da durdur beraberinde ve sonra bana gel. Evet, yavaş yavaş buradaki barbarların güvenini kazanmaya başlayacağız arkadaşlar. Daha oynamadan böyle bir sürü bir şey yapılıyor. Evet belki ama müthiş bir müzikle siege'i durdurmamız gerekiyor. Buradaki barbarlara yardım ettikçe onlar da bizimle birlikte ilerliyor olacaklar. Böyle çok çok güzel bir özellik eklemişler. Yani şunun oyuna dahil olması muhteşem gerçekten. Biz bu adamların önünü açtıkça onlar da bizimle birlikte ilerliyor olacaklar. Gördüğün gibi hemen en yakın düşmana koştular. Güzel. Bu kuşatmayı durdurmanın yolu olmadı. Burada bir experience shrine var. Bu arada bayağı büyük haritalar. Yani Lord of Destruction bu genişleme paketi oyundaki en büyük haritaları barındırıyor diyebilirim. Güzel. Experience Shrine'ları her zaman severiz. Bir dakika, çantamızda yeterli mana poşetimiz yokmuş. Tatsız. Şuradan birazcık mana poşeti alabilir miyiz lütfen? Bütün böyle katman katman her tarafı temizleyeceğim çünkü şu an üzerinde bir experience shrine olduğu için daha fazla experience'a da hayır demeyeceğim tabii ki.
bana kalmayınca da birazcık iş zorlaşıyor gerçi. Aa. Burada gördüğünüz, duyduğunuz gibi arkadaşlar bayağı bir kavga dövüş var. Buradaki katapultlardan bir tanesini buldum. Bir yani mana düşmediğinde ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gidip bir mana almam gerekiyor. Manayı veren abimiz bunlar değil. Malahtı galiba değil mi? Yanlış olmasın. Buradan hızlıca. Evet. Şu küçük bir charm çıktı. Ekstra cold damage veriyoruz artık. Güzel. Normalde çünkü lightning özelliğimizi kullandığımız zaman çok kuvvetliyiz. Burada bir yerde bir katapult vardı. Nerede o katapult? Aslında büyük bir katapult var. Onu durdurmamız gerekiyor değil mi? Güzel. Barbarlarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Super Bastard Sword. Üf, çok iyi. Of, Superior War Axe. Her şeyin Superior'ı çıkıyor şu an. Harika ya. Ya bunlar böyle tam her biri Rune Words yapmalık yani. Rune Word yapacak soketli eşya arıyorsunuz arkadaşlar. Harugat. Doğru mekanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Hem soğuk vuruyor olmak hem lightning vuruyorum. Bunlar böyle bir araya geldiklerinde bayağı kudretli... Kuvvetli bir hale getiriyor bize. Ama mana problemimiz gerçekten çok ciddi. Yani her öldürdüğümüz yaratıkta bir... Biraz bize mana generate eden bir şey bulamazsak bu bayağı ilerleyen süreçte canımız sıkacak gibi de duruyorum yani. Bakalım göreceğiz. Harugat kuşatmasının ilk kısmını bir kaldıralım da. Of, niye arrow alıyorsam. Tırt tırt. Tamam, of, hatırladım ya sonunda şunu kontrole basıyormuşum ya. Mütemadiyen durmadan bana hatırlatan... Değerli dostum, teşekkür ederim. Kontrole basıp aşağıdaki çantamı almaya çalışıyorum ama meğerse potionları shift'le taşımam gerekiyormuş. Ay 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 ya, gene bir adet. Bir adet, bir adet. Müthiş bir eşya çıktı, bir orak çıktı arkadaşlar. Wow, Soul Harvest. Muhteşem. Çizimi de muhteşem. Bizim elemanımızın kullanabileceği de değerde iyi bir eşya olduğunu söyleyebilirim şu an. Ama bir önceki akta bulduğumuz o büyük halberd, bardih nasıl okunuyorsa artık, hani nasıl telaffuz ediyorsa, o da aynı şekilde şu an iyi iş yaptırıyor. Bizim eleman bayağı kuvvetlendi ya. Büyülü eşya çıkma konusunda çok şanslıydım. Bütün oyun süreci boyunca gerçekten bu çıkan büyülü eşyalar konusunda çok şanslıydım. Bir trident daha geldi. Güzel, yine alan genişlemeye başladı. Oradan, of, çok büyük bir alana yayılıyoruz. Gerçekten böyle bir vadi, bir dağın... eteklerinde hissiyatını veriyor. Her ne kadar iki boyutlu ve tek düzlemde giden bir görüntü olsa da karşımızdaki. Level'ımı da atlayayım. Çok hızlı 28 olup
Oradan hemen akabinde 30'a yükselip. Sonra bir skill resetle ortamı toparlamayı düşünüyorum. 5. aktın da bazı bölümleri gerçekten inanılmaz kaotik, karışık ve zorlayıcı arkadaşlar bu arada. Ya onu da böyle söylemem gerekiyor. Özellikle bazı challenge'lara gireceğiz ki hani normal bir boss zone'la geçmesi gerçekten çok dertli, stresli olan birkaç tane challenge var. Bu Duriel gibi, Duriel'ın mağarası gibi. Güzel. Oo, yine potionlarımız bitmiş. Bol bol gidip poğuş alıp geri geleceğiz gerçekten ya, inanılmaz. Trade. Al 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 al, bol bol bol. Sonsuz sonsuz lazım ha. Evet, çantamızı doldurduğumuza göre. Güzel, 10 tane daha şeyimiz var. Yay, bir level'ımız daha geldi, harika. Level 28 olduk arkadaşlar artık. Level 28 olduğumuza göre. Biraz şu tarafa doğru ilerleyelim. Bütün kuşatmayı komple açıp aslında burada güzel XP kasılabilir ama. Ben daha çok işin farklı boyutlarındayım. Aa. Kaç soketler acaba? Ona da bakmadık ama. Haritalar hep böyle uzun olacak arkadaşlar. Gerçekten bu aktın en şey kısımlarından biri bu. Bir de böyle hep girintili, çıkıntılı, böyle bir o taraftan geçiş var, bu taraftan geçiş yok. Böyle biraz hani game time'ı da, yani oyun tasarımcısı gözünden birazcık bir yorum yapacağım. Hani çok hızlı bitmesini de istemişler yani. Biraz böyle o game time'ı kontrol etmek istemişler gibi geliyor bana. Sonuçta bunlar böyle bilinçli verilen kararlar. Öyle kafalarına göre hadi biz level yapıyoruz, diziyoruz da olmuyor oyun tasarımı gerçekten. Ha, quest. İlk görevimizin sonuna geldik ha. İşte burada. Kırmızılı abimiz. Yo, enslave miymiş o? Enslave'miş ona. Ulan yo, kırmızılı abimiz iyiymiş. Ha, işte burada. Aaa hadi. Inventory aç. Neredesin? Of of of. Yavrum sen. Kime kaşık atıyorsun ha? Kime kaşık atıyorsun? Bir savaş asası çıkarttı beraberinde. Ooo, bunu ben mi yaptım? Harika, harika bir anlatımla. Half freeze duration, donma ile ilgili bir işimiz var mı? Attack rating arttırıyor, poison resist veriyor. Ben çok şeydim. Şimdi, şunu bir denemek istiyorum. Gelip quest'imizi vermeden önce. Yani şu asayı bizim arkadaşa verdiğimde, evet birazcık damage'i düşüyor. Damage'i bayağı bir düşüyor. Ancak her şey %75 direnç kazanıyor. Aslında yani aradaki 30 damage farkı sanırım iptal edebilirim ya. Bunu çok göz önünde bulunduracağım. Ya da ben mi kullansam acaba? Polearm class diye geçiyor değil mi? Ama benim spear class'a ihtiyacım var. Benim spear'larda. Javelin ve spear. Yani polearm class'lar işime yaramıyor benim. Evet ya, sen gel bunu kullan ya kardeş. Sen bunu direkt kullan. Sonra bir gidelim kasabamıza. Bir güvenini kazanmaya başlayalım. O beklediğimden çok daha büyük, güçlü, kudretli bir savaşçısın ve daha seni böyle hafife almama kabul ederim.
Bundan sonra en iyi fiyatları alacaksın ve istediğin bir silaha soket açacağım diyor. Arkadaşlar yani sizin elinizdeki bir silah ne olursa olsun bir soket slotunun açılması demek sizin oyunun çok ilerleyen kısımlarında yani daha üst zorluk seviyelerinde bunu kullandığınızda müthiş bir şey sağlatıyorsunuz, nasıl söyleyeyim. Kudretleniyorsunuz diyebilirim yani. Şundan ötürü şöyle düşünün. Normalde mesela örnek veriyorum silahınızda mana yaratan bir şey yok. Ve bunu çok perfect bir skalı o silah taktığınızda her vurduğunuzda size mana ve hit point olarak geri gelen bir sistem düşünün. Ve çok yüksek damage'iniz olduğunu %2'ler gibi rakamlardan bahsediyorum. Yani karşı bu 1000 damage vurduğunuzda size böyle durmadan 20-20-20-20-20-20 böyle müthiş bir health akışı oluyor arka tarafa. Ve 60 hit point'iniz olduğunda tık 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 tık. Düşünsenize her 3 vuruşluk canınızı doldurabiliyorsunuz gibi bir yapı. Yani tabii ki sadece basit bir matematik hesabı yapmaya çalışıyorum orada. O yüzden bunları birazcık değerlendirmek gerekiyor. Yani üzerine yazanları iyi okumak lazım. Yani sonuçta her bir soket ve gem işte silaha, zırha ve miğfere veya kalkana ya da herhangi bir diğer takılabileceği objeye göre farklılık gösteriyor. 18 atak ratingi yerine şimdi şunu da bir kontrol edelim skill'lerimizi dağıtmadan önce. Yeni çıkan eşyalarımızı. Şu an %75 poison resist'e çıkabiliyorum. Ben de şu an var olduğum halim daha iyi. Trade yapayım. Şu arkadaşa satacağız. Okay, quest logumuz. Larzuk soket takacak diyor. Okay. Deckard abimizin bize diyecek bir şey yok. Ama level 28 olmuştuk. Artık elimize aslında takacağımız başka bir eşyamız vardı. O da... Hop, yanlış şey. Artı ekstra poison damage ekliyor olması. Life'ımızı 400'e çıkartıyor. Daha ne isteyebilirim? Gerçekten daha ne isteyebilirim yani. Bir de... Biraz daha vitality'ye verip 417 life'la şu an gerçekten biraz daha ölmesi zor bir karakter dönüşü olmak çok iyi. Normalde oyunun başında çok fazla yapılan hatalardan bir tanesini de hani gene küçük bir şekilde hatırlatmak istiyorum. İhtiyacınızdan fazlasını statları dağıttığınızda aslında oyun birazcık zorlaşıyor ve size yenemeyecekmişsiniz haline getiriyor aslında oyunu. Öyle bir algı yaratıyor olabilir. Bunun sebebi her gördüğünüz yeteneğe stata artırıyor olmanız. Aslında gerçekten genel anlamda bütün statlarda kullanabileceğiniz kadar strength klasınızın özel bir ihtiyacı yoksa dexterity vesaire gibi geri kalanını full vitality basıyorsunuz. Çünkü ileride alacağınız bütün eşyalar sizin diğer statlarınızı beraberinde arttırıyor olacak. İlk görevimizi tamamladık. Sanırım Haragotha'da yavaş yavaş kendimizi tek tek herkese sevdirmeye de başlıyor olacağız beraberinde. Arkadaşlar iyi ki geldiniz, izlediniz. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın tabii ki arkadaşlar. Bir sonraki Diablo bölümümüzde her geçen saniye biraz daha Baal'a yaklaşıyor olacağız. Ve son 5 ana görevimiz kaldı. Ondan sonra Baal'la yüzleşip Diablo 2 serisinde sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.